Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Sharp Preferences konumuza devam edeceğiz. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde Activity Level düzeyinde bir Sharp Preferences dosyası oluşturmuş. Bu dosyayı veriler atıp daha sonra bu verilerin okumasını yapmıştık. Bugünkü dersimizde ise bu sefer Application düzeyinde bir Sharp Preferences dosyası nasıl oluştururuz onu göreceğiz. Öncelikli olarak diyorum ki şuradaki butonların altına geleyim. Şuradaki lineer layout bittikten sonra buraya yeni bir buton oluşturalım. Bu butonun genişliği match parent olsun, yüksekliği de wrap content olsun. Daha sonra buna bir ID tanımı yapalım. ID tanımlamaya gerek yok, onclick yazacağız zaten. Bunu silelim. Text verelim buna. İkinci activity'ye git diyelim. Ve de bir onclick metoduyla bunun tetiklenmesini sağlayalım. Ne diyelim? New Activity diye bir isim takalım buna. Bakalım doğru yerde çıktı mı? Evet. Daha sonra bu New Activity metodunu burada oluşturalım. Buraya geldiğinde basit bir şekilde yeni bir activity oluşmasını istiyorum. Buna da Second Activity diyelim. Okey diyelim. Bunu biz nereden üreteceğiz? Extend deyip UpCompat Activity'den üreteceğiz. Daha sonra bunun onCreate metodunu oluşturalım. Create. Burada şunu kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi bu Activity iken bu UpCompat Activity. Bunu kullanacağız. Daha sonra da burada ne diyeceğiz? Set Content View R nokta Layout nokta. Ben daha önceden bir Activity Layout dosyası oluşturdum. Layout dosyam gördüğünüz gibi veri getir, temizle ve sil diye 3 tane butonu var ve altta veri getir deyince getirecek verilerin yazılacağı text view'lar var. Temizle ve silin ne olduğunu daha sonradan bahsedeceğim. Şu an için kafaya takmayalım. Nokta activity second deyip bunu çalıştıralım. Yeni bir activity oluşturunca ne yapıyorduk? Android'deki 4 ana komponent neydi bunlar? Aktiviteler, servisler, broadcast receiver'lar ve content provider'lar. Bunları oluşturduğunuz zaman buraya gelip ilgili kaydı düşmeniz lazım. Activity, main activity zaten burada oluşturulmuş. Second activity'yi ben buraya belirtiyorum ki herhangi bir hata almayayım. Daha sonra new activity dediğimizde ne yapıyorduk? Yeni bir activity'yi kullanmak için intentleri kullanıyorduk. New intent diyorum. Bu benden iki tane parametre bekliyor. Birincisi context olarak bu sınıfı verdim. Class olarak da secondActivity.class deyip o sınıfa gitmesini sağlıyorum. Ve startActivity deyip bu intenti oraya veriyorum. Bu sayede butona tıklanıldığında benim yeni aktivitemin çalışıyor olması lazım. Bir bakalım. Herhangi bir hatamız var mı şu ana kadar? Uygulama açıldı. İkinci aktiviteye git dediğimde gördüğünüz gibi geldi. Veri getir diyorum. Şu an için butonların arkasına herhangi bir şey yapmadığımdan hata almam normal. Şimdi diyorum ki bu second aktiviteye geldiğimde ben ne yapayım? Burada da yine kullandığım edit text'ler var. Önce onun bir iklemesini yapalım. Şu aktiviteyi kapatalım. Şurası. Ne demişiz? Text view'ları isim ID olarak text view name ve text view profession diye isimler takmışız. Bunları burada eklemesini yapalım. Text view diyorum. Text view isim diyelim buna. Ve de text view meslek. Daha sonra bunları burada bulalım. Text view isim eşittir find view by id r nokta id nokta text view name. Alt enter'ına typecasting işlemini yapıyoruz. Bir de text view meslek vardı. Onu da yine find view'da bulup text view profession demişiz ona da. Evet, bunları da burada bulduk. Ben şimdi verileri okuyup ne yapacağım? Okuduğum verileri bunların içine göstermeye çalışacağım. Tabii verileri okumak için ne yapmamız lazım? Şuradaki veri getir butonu tıklanıldığında Load Account Data metodu tetikleniyormuş. Bunun içine gelip ilgili Sharp Preference'a ulaşıp bu dosyayı okuyup bu verileri buraya yazmam lazım. Şimdi Main Activity'de biz
Load account.json içinde bu işlemleri yapmıştık, değil mi? Ben şunları hızlı bir şekilde buradan alayım. Şöyle. Gelelim buraya. Yapıştıralım. Evet. Öncelikle get preference deyip shell preference'ın içine atıyorum bunları. Daha sonra isim değerine burada okuduğum ismi yazıyorum. Eğer bulamazsa NA yazacak. Bir de ID vardı. Bunu alalım. Bunun için bir text view tanımlamadım. Direkt şeyin mesleğin yanına bunu yazacağım. Onları da bu şekilde yapmışız. Hızlı bir şekilde burada bir oluşturalım onları. Gelelim diyelim ki TV isim nokta set text. Burada isim olarak aldığım şeyi buraya yaz. Aynı şekilde TV meslek nokta set text diyorum. Mesleği yazıyorum. Mesleği yazdıktan sonra şöyle yapalım. Artı diyelim. Şöyle bir tire atsın ve varsa yanına da şuradaki ID değerini atayalım. ID nokta. Onu da nasıl yaparız? Şöyle artı ID deyip yapabiliriz. Evet. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Herhangi bir hata var mı? Restart up diyelim. Yeni motion. Uygulamam açıldı. Şuraya isterseniz yeni bir Emre ve mühendis diye veriyi yazalım. Kaydet diyelim. Getir dediğimde gördüğünüz gibi geliyor. İkinci aktiviteye gittim. Veriyi getir dedim. Uygulamam kapandı. Herhangi bir hatamız var mı? Şu an bir bakalım. Illegal state exception diyor. Clear datayı bulamadı. Şu butonları bir şimdilik silelim. Ondan dolayı oluyor. Ya da sileceğimizde şöyle ne yapalım? Şuradaki metotlar yani belirtmişsiniz ama içerikleri olmadığı için hata veriyor aslında. Evet, şu an bu hatayı almayacağız. Uygulamam açıldı. Getir dedim de veriyi getiriyor. İkinci aktiviteye git dedim. Veri getir dedim. Gördüğünüz gibi demin getirilen veri şu an getirilmiyor. Neden arkadaşlar? Çünkü ben main aktivitede ne yapmadım? Get preference deyip aktivite düzeyinde bir dosya oluşturdum. Yani bu verilere sadece bu aktivite üzerinden ulaşılabiliyor. Benim second activity'den de verilere ulaşmam için onun uygulama düzeyinde bir dosya olması lazım. Farklı farklı aktivitelerin ona ulaşması için. Peki bunu nasıl düzenleriz? Çok basit bir şekilde. Şurada get preference dediğimiz yere aslında biz get share preference dersem burada oluşturulacak dosya artık sadece bu aktiviteye özgü değil, bütün uygulamaya özgü olacaktır ve farklı aktivitelerde bu dosyaya erişebilecektir. Hatırlayacağınız üzere bu metodu kullanırken iki tane parametre yolluyorduk. Bu sefer bir de ne istiyordu benden arkadaşlar? Dosya adı. Yani bunu nasıl nereye kaydedeyim? Bunu yapmak için de ne demiştik? O dosyayı oluştururken öncelikli olarak şunu private'ı da silelim. İki parametre bekliyor. İlk parametre dosya adı. Önce diyorum ki get package name'i alayım ben. Yani bu dosya hangi package'te oluşturulduysa o. Get package name deyince aslında vereceği veri ne? com Emre Altun Bilek şuradaki gördüğünüz yol. Bunu dedikten sonra artı desin. Şöyle boşluk nokta diyelim. Dosyamızın adı. My file.xml diyebiliriz buraya. Böylece benim file adım ne olacak? com.example emrealtunbilek.shareprefereneceörnek örnek nokta myfile.xml olacak. Daha sonra mod private'ı verebiliriz. Load'ı böyle yaptığımız gibi dosyaları kaydederken de yine aynı şekilde bunu kullanacağız. Buraya geliyorum. Get share preference diyorum. İlk önce isim bekliyor benden. Get package name artı nokta deyip my file nokta my file nokta XML diyorum. Daha sonra da ne yapıyoruz? Modumuzu belirtiyoruz. Ben eğer bunu böyle yaparsam burada oluşturulan bu dosya artık diğer aktivitelerden de erişilebilir olacaktır. Dilerseniz tekrardan bir başlatalım. Main aktivitede verilerimizi yazalım ve bakalım ki bu sefer second aktiviteden
bu verileri okuyabiliyoruz mu? Buraya tekrardan Emre Mühendis yazdım. Kaydet dedim. Veriler kaydı. Getir diyorum. Getirdi. İkinci aktiviteye gidiyorum. Getir diyorum. Yine getirmedi. Neden? Çünkü second activity'de de ben load derken burada get preferences demişim. Buraya get share preferences deyip yine aynı şekilde get package name artı dosya adım neydi? My file nokta xml'di. Daha sonra da modumu belirtiyorum. Evet. Bunu demediğim için ne yapıyor aslında? Bu da kendi activity düzeyinde bir dosya oluşturup oradan verileri okumaya çalışıyor. Halbuki my file'de bir xml var ve ben bu activity'nin onu okumasını istiyorum. Kaydet dedim. Getir dedim buraya getirdi. İkinci aktiviteye git dedim. Getir dedim. Gördüğünüz gibi ID ile beraber bu değeri getirdi arkadaşlar. Bu sefer de ne yapmış olduk işte? Bu oluşturduğumuz dosya sadece oluşturulan kısımda, oluşturulan aktivite değil, bütün uygulama üzerinden erişilebilir bir dosya oldu. Peki bu dosya nerede? Hemen bir bakalım. Android'deki device monitörü açıyorum. Ekranıma geldi emülatörüm ve içinde çalışan package'lar. Buradaki datanın altında, ikinci datanın altında package'ımı buluyorum uygulamanın. Neredeydi? Shared Preferences örnek. Bunun altına gelip Shared Pref altında bu sefer gördüğünüz gibi package adım artı dosya adım şeklinde tutuluyor. Hatta My File'ın sonuna XML bile koymamıza gerek yok. Otomatik olarak koyuyor. Bunu da tekrardan masa üstüne atıp içeriğine bakalım. Şurası. Yazdığım veriler gördüğünüz gibi dosyanın içinde tutuluyor arkadaşlar. Bu sayede de ne yapmış olduk? Bütün uygulama üzerinden erişilebilir bir shared preference kullanmış olduk. Büyük ihtimalle kullanacağımız yapıda bu olacak genellikle. Bunu biz niçin kullanabiliriz? Dediğimiz gibi kullanıcı uygulamaya özgü bazı ayarlar yapıp uygulamayı tekrar açtığında bunlarla karşılanmak isteyebilir. Mesela işte arka plan rengi olabilir veya o anki kullanıcının seçtiği işte zil sesini falan kaydetmek isteyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi basit. Mesela kullanıcı adı şifre bilgisini bu dosyada saklamak isteyebilirsiniz. Bunun gibi primitif tipleri özellikle tutarken kolay bir şekilde bunu kullanabiliriz. Bu dersi de burada sonlandıralım. Bir sonraki derste ne yapalım? Main activity'deki şu yeşile çevir butonuna etkileşim verelim. Ve de ikinci activity'deki bu temizle ve sil butonların ne işe yaradığını anlatayım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.